Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde lab çalışmasını yapacağımız MPLS örnek topolojiden bahsedeceğim sizlere. Buradaki turkuaz alanımız provider network alanımız yani MPLS domainimiz. Sarı kısmı müşteri A, yeşil kısmı da müşteri B olacak. Burası müşteri B'nin site 1 lokasyonu, burası müşteri B'nin site 2 lokasyonu. Burası da müşteri A'nın ikinci lokasyonu, burası da müşteri A'nın birinci lokasyonu. Burada customer edge router 1'imiz var. Burada da customer edge router 2 var. Buradaki router'a da customer edge router A, customer edge router B dedim arkadaşlar. Buradaki router'larımız provider edge router 1, provider router 2, provider router 3, Provider Edge Router 4. Buradaki routerla buradaki router provider edge routerlar. Bu routerlar üzerinde VRF yapılandırması yapacağız. MPBGP yapılandırması yapacağız. Ve bu provider edge router 1 ve router 4 arasında müşterilerin trafiğini buradaki MPLS domain üzerinden buraya göndereceğiz arkadaşlar. İlk adımda buradaki IP yapılandırmalarını yapacağız. İkinci adımda provider network tarafındaki routing yapılandırmasını yapacağız. Üçüncü adımda MPLS etkinleştireceğiz. Dördüncü adımda Provider Edge Router'lar üzerinde VRF'leri oluşturacağız. Altıncı adımda ise Customer Edge Router'larla Provider Edge Router'lar arasında routing yapılandırması yapacağız. En son olarak da Customer Edge Router'la Provider Edge Router'larda Redistribution yapacağız. Bu Redistribution yaptığımız zaman da buradaki Multi Protokol BGP aracılığıyla buradaki Multi Protokol BGP'ye Customer Site 1'in routing bilgilerini buraya göndereceğiz. Buradan da buraya göndereceğiz. Aynı şekilde Customer Edge Router 2'nin routing bilgilerini Multi Protocol BGP'ye göndereceğiz. Buradan buraya, buradan da VRF'e, VRF'ten de Customer Edge Router 1'e eriştirmiş olacağız. Şimdi ilk olarak IP'lerimizi bir sonraki dersimizde yapılandırmaya başlayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.